Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Arkadaşlar sabahtan beri Mahmut amcayla bağ bahçe çalışıyoruz. Dedik biraz arsaya gele, kuşlara bakak. Tabii ben öğleninden beri ara ara uçuruyorum kuşları. Bir düz arabı salıyorum, bir sazlıyı salıyorum. Arkadan benekliyi salıyorum sırayla. Uçumlara devam ediyorduk. Şimdi nasıl geldik. Sarı dumanı uçuruyorduk da dedi mahallaya, ya dedi doğal şey yapacağım, kuşlara içecek yapacağım, nar suyu, böyle taze taze narları aldık ağaçtan. Ulan şimdi dayı zamanı... benim içesim geldi ha, suyun rengini falan çok güzel şey yaptı. Kırmızı ya. Şimdi bu neye yarar diyeceksin değil mi? Tabii ki, nasıl da biliyor ya, alıştı artık dayı, evet. Yakında kanal açarsam görürsün. Oo. Büyük destekçilim dayı. İlk abonem benim. Yok sağ ol. Eyvallah. Herkes kendi içine baksın. Ya boş çıkma işte. Bir tane. Dayı bu, ben bunlara yem atmıştım. Uçurmayacağız diye. Nar kabuğu ne ya? Şey, nar kabuğu aslında da. Tabi biz nar bol bulmuşken. Bizde nar bol olunca Allah her bolluk bereketi daimdir Cenab-ı Allah'ın. Çok şükür halimize. Şimdi de hele de kış zamanı, nar zamanı. Her yerde var zaten nar ya. Narlı kabuklarını aslında, bizde yaz kış var nar kabuğu da. Kurutsalar da oluyor. Ha, bu işi aslında biz kurutuyorsun. Şimdi dayı bu 5 litre bir su. 8 litre. 8 mi bu? Yani, trollendim. 5 litre arkadaşlar. Şimdi bu 5 litre bir su. Elindeki gayet standart bir bıçak. Bir özelliği yok yani bıçağın. Abi bazen böyle çok saçma sapan sorular geliyor. İlla böyle bir bıçakla kesmek gibi mi falan diye. Şimdi normal bıçakla kesebilirler. Ben geçen karışım yapıyorum böyle. Abi diyor ben limonları bahçeden taze topladım, biliyor musun? Ortadan kestim kestim attım suyun içine. Abi diyor evde diyor sıkılmış limon var, annem sıkmış diyor. Olur. Onları alsak olur mu diyor. Olur, olur kardeşim, niye olmasın limon ya. Kabuğunun da faydası. Aynen öyle, taze limon böyle değişik ya, değişik geliyor sorularımız. Ya doğal vitaminin aslında kuşların şeyi yok. Şunu bilimsel bir ilacı yok. Yani bilim şeyi yok, yani bilimi yok, bilim dalı yok. Yani Hollanda'da bir şeyler herkes, yapmaya çalışıyorlar ama. İnternet herkes araştırsın, bir bilim dalı yok. Ben de araştırdığım için soruyorum. Yani en sonunda şey yazıyor. Yani doğal olarak verirseniz daha mantıklı. Neyse, sarımsak, soğan, evet. Çaman, sarımsak, limon, bildiğim işte nane, maydanoz. Maydanoz hani yeşil şeyler ishal yapıyor hayvanda. Evet, kanatlar, sık sık değil de ara ara. Sık sık, vermek. Bağırsakları temizlemek. Hani neydi? Ne bileyim mi? Nilverim. Nilverim veriyorsun veya kontül veriyorsun. Evet. Vitamin bu daha doğal oluyor yani. Hani zar yan etkisi olmaz. Bunun insana faydası olan şeyler. Zaten ilaç da öyle. İnsana faydası olan şeyler. Tabii yani. daha garanti. Bunu sahtekar oğlum arıyor da niye arıyor? Öyle. Şöyle bir saniye bir durduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne diyorduk dayı? Ben de tam şey yapamam. Bilmiyorum. Neyse, yani doğal her zaman iyidir. Bu nar kabuğu bizim yani büyük arkadaşlar da söyler, büyük kuşçu arkadaşlar. Bizim sülalede kuşçu yok da bir birader var, bir ben varım. Şimdi abartmayak yani, babadan geliyor. Hayır, 7 şeyden 100 yıllık bilgi, dededen geliyor bunlar. Şeyden geliyor. Ne onun adı? Kuşçu arkadaşların şey, nar kabuğu ishalı kesiyor. Ha, ishalı arpa da kesiyor. İşin gerçeği. Evet bak, ince bir detay. Arpa. Kuş ishalı yem vermez. Kışın aslında arpa versek hepimiz için geçerli. Evet. Sıcak da tutuyor hayvanın sıcak için. Sıcak tutuyor. Hem de şey yok, bir de o şeyli ya. Hani buğday gibi tanel değil ya. Hani saplı ya. Sapı. Hani bu kuşların midesi yok. Yani evet, taşlık. Taşlığı olmaz. Taşlığı var. Yediklerini eritemiyorlar. Taşlarla eritmesi lazım. Falan. Bu faydalı şey. Limon. Şimdi konunun aslına dönersek dayı, biz bunu hem C vitamini ya hem insan nedir, hem şifalı su ya işte, evet. Bunlar hepimize yarıyor uzmanların, tamam, deyimiyle.
Faydalı. Aynı zamanda birinci derecede biz buna ishal kesmek için kullanıyoruz arkadaşlar. Bunu yani ilk etapta yani vitamininden Vitamin ziyade ishali ishali kesiyor. kessin diye kullanıyoruz. Tabi illa ishal olmasına gerek yok. Yani imkanınız varsa yapın. Ha, İçirin. zaten Faydalansınlar. yani zaten yarın simsiyah olur bu. Yani bir bardak 5 litre sularına Ekle abi. katarlarsa ben bazen şey yap direkt atıyorum. Şey yapmıyorum da. Dayı ben geçen Çoğu diyor ki işte 1 litre büyük kuşçular öyle diyor. Ben direkt aktarıyordum. Yani suluklarını öyle bir su şey saf veriyordum. evet. Onlara dedi ki ne olur 5 litre suyuna Bir bardak bir ekleyin. bardak yeter diyor. Ya bir bardak bir bardak. Yani tekrar tekrar yapmayla uğraşmayın diyor Ha, adam. o da olabilir yani evet. Arkadaşlar Bu bir şimdi mantıklı bir şey. dediğimiz gibi özellikle terasta besleyen kardeşlerim. Şimdi hayvan zaten bir Ha, verdiğiniz buğdayı yiyor. hiçbir şey yemiyor ha. Yani çoğu karışık veremiyor. İmkanları yetmiyor. Karışıktan ziyade yeşillik de görünüyor. Evet. Yani şimdi ha Şimdi burada yayılıyorlar. Mesela bak şu bu bizde katran diyoruz. Her yerde farklıdır bunun ismi. Şimdi öldü de bak yeniden çıkıyorlar zaten. Çok yıllık bir bitki. Bunu yiyorlar. Abi benim burada Adanalıların burada şey var. Salyangozlar çıkacak işte bir ay sonra nemde. evet. Salyangoz da yiyor yani. Faydası var mı? Ne bileyim. İlla salyangoz alıp verin demiyoruz da. Hayvan Hayvan yediğine yiyor. göre demek ki bir şey eksik ki. Hani insan Tabii nasıl bir şey kabuğunu eksikse yiyor yiyorsa ne bileyim böyle. etini can işte yiyor hayvan. Bu hayvan yani. Şimdi dostlar ben geçen bir atom karışımı yaptım. YouTube kanalımda var. Bir hafta 10 gün önce filan ya da 15 gündür en fazla. Yaptım. Ya dayı bir tane topal güvercinim var. Miro. Adı Topal. Sağ bacakta 3 Lak, tane ur lak, var. Ha. lakabı topal. Sol bacakta 3 tane ur var. Hayvanda erime var. Tabi bu hayvan bana böyle geldi. Hani düzelt. Murat abi gönderdi İstanbul'dan. Düzeltirsen iyi damızlık. Dişisi de aynı. Hayvan bir senedir bizde. Ne bir kere ötüyor. Ne bir erkeğin yanına yaklaşıyor. Tamam mı? Hiç böyle. Hiç ötme yok. Tabi hayvan hasta rahatsız. Erimesi de Kendi var. derdine düşmüş. Kendi derdine düşmüş. Ulan dayı geçen karışımı yaptım. 2-3 gün bir karışımı çaktım. Arkasına bir de doğal yoğurt çaktım. Geçen videoda bakıyorum. Yemine de biraz vitamin tozu attıydım. Topal ötmeye başladı. Topal yiyor orada. Topal azdı diyor. Hayvanın cinsini bir sene sonra öğrendim. Dişi mi belli değil. Erkek tamam baktım mı şöyle bir anlıyorsun da. Kimi Bu dişiler var. Ha. öter erkek gibi öter. Değişik bir şey ulan dedim ana bizim topala bak sen dedim bizim vitamin işe yaradı. Gerçekten arkadaşlar tavsiye ediyorum. Ne varsa doğalda var. Doğal da var evet. Siz bakmayın ben şimdi Tabii bazen biz de ilaç veriyoruz da biz de veriyoruz da. ilaç verdiğime bakmayın arkadaşlar. Şimdi bazı videolar var işte şu ilacı kullanın bu ilacı kullanın bilmem ne. Bunlar şeyin Bu yani daha pratik olarak anlatacağım şekilde anladın mı? Şimdi ben erimeye özel olarak hazırladığım bir şey yok mesela şu su gibi anladın mı? Şimdi ben desem ki sana yok nar suyu erimeye iyi gelir bilmem ne gelir kuş ha yok iddiamız öyle bir şeyimiz yok ama önemli olan hayvanı hasta etmeden sağlıklı tutmak. sağlıklı tutmak. Önce sağlıklı tutacaksın evet. Aynen öyle. Siz şimdi örnek veriyorum bunu verdin işte ne bileyim İyileşmedi. limon sarımsak bilmem ne verdin iyileşmedi. Şimdi bak şöyle bir şey var. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemler rahmet olarak gelmiş. Sahabenin biri diyormuş. İlla ya Resulullah ben hastayım. Bana bir şifa söyle. Ya demiş ben yani rahmet olarak geldim. Doktor değil. Demiş ki git asma yaprağı ye demiş. Çok ısrar edince. Sahabe gitmiş asma yaprağı yemiş, iyileşmemiş. Doktora gitmiş. İşte hekime. Şimdi doktor der şimdi derler ki Allah o zaman doktor mu vardı? Hekime gitmiş. Hekim demiş ki asma yaprağı ye demiş. O da aynısını söylemiş. Bu adam asma yaprağı yiyince iyileşmiş. Kafası karışmış. Ya demiş ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ana babam yolundan fayda. Ya demiş sen demiş böyle böyle dedin. İyileşmedim. Gittim hekime. Hekim bana dedi ki asma yaprağı ye dedi. Asma yaprağını yedim. İyileştim. Ya demiş işte ben de onu diyorum demiş. Ya ben alemlere rahmet olarak geldim. Yani seni doktor her derdine şifa olarak gelme.
Yani bu şeyde, bu ilaçlar da her derde şifadır diye bir şey yok. Evet. İyileşeceğin tutar, iyileşirsin. İyileşmeyeceğin tutmaz, iyileşmezsin yani. Şimdi Vallahi her dediğin gibi. iyileşen doktor, her hastalanan ölmüyor. Her hastalanan da yaşam şey etmiyor. Aynen öyle. Yani yaşıyor da Ya yani. Yaşayan da var, şey de var. özellikle bu kanatlı hayvanlarda zaten arkadaşlar bakın hepimiz insanız. Hiçbirimizin gözü doymuyor. Nerede bir güzel kuş görsek kümesimde olsun. Ne bileyim işte bir yerde bir şey görüyoruz alıyoruz. Yakalama alıyorsun kümese atıyorsun. Hastalığı zaten biz sokuyoruz hayvanların içine. Yani Ha, dışarıdan devamlı işte bir getire. şeyler kıyamet gibi. Aynen dışarıdan getire getire. Önemli olan zaten hayvanı hasta etmemek. Yani şu göz açlığını artık bırakmak lazım. Tabii bunu ben deyince biraz tuhaf oluyorsun. Senede 500 tane elimden kuş geçiyor ama tecrübeyle sabit yani. Anladınız mı arkadaşlar? Bize de Peki hastalık giriyor. göz aşısı göz damlası mı göz üretilene ne dedin? Kafama karışırdı valla. Sen kafamı karıştırdın. Şimdi Göz damlası mı dedin? göz damlası demedim. Gözümüz aç dedim dayı. Ha. Göz açlığını şey yapamıyoruz. Şimdi yani ben bakın çatıdayken önceki çatıdayken örnek veriyorum. İlk beslediğim zaman çok fazla dışarıdan getirmiyordum. Getirdiğim zaman da tedbirini alıyordum. Mesela bir hafta 10 gün diğer çatı daha genişti dayı. Karantinaya alıyordum hayvanı. Bakıyordum ulan arsada getirdiğini at. Getirdiğini at. Bu sefer ne yapıyor? Sıkıntı veriyor. Şimdi biz Allah'a çok şükür ilaç alabilecek şeyimiz var. Niye? Çünkü bunun ticaretini de yapıyoruz. Altını satıyoruz, üstünü satıyoruz. Adam 500 milyon diyor, gönderiyorum, alıyorum ilacı. Şimdi öğrenci kardeşlerimizin böyle Ya durumu kuşların durumu belli ya. durum herkesin Herkes durumu olmuyor. milyoner değil. Yani önemli olan elindeki kuşun kıymetini bilmek. Bak elindeki kötü milletin ne bileyim iyisinden iyidir diye bir laf var ya. Herkesin iyisinden iyidir abi. Aynen. Senin kendi kuşun, herkesin kendine göre kuşu iyidir. Yani kimsenin Elindekinin kötü kuşu, kötü kuş. Şey olsa, durum olsa kimse kötü kuş beslemez. Herkes de paraya kıyar. Aynen öyle. Alır, yetiştirir neyse. Bak işin aslında var ya, en basiti şu yani. Kışın arpa ver arkadaş. Buğdayı kes, arpa ver. Arada bir buğday at. Evet. Ayda bir defa, iki defa buğday ver. Yani ne kadar alıyorsun ortalama? 10 kilo mu alıyorsun ayda? Ne kadar alıyorsun bilmiyoruz ama bize göre biz bir torba alıyoruz da. Ben bir torba alayım. Bana bir torba gidiyoruz. Yani ayda 50 kilo 50 kilo gidiyor. gidiyor mesela. Ha, misal durumu olmayan arkadaşlar dediğin gibi buğday da alma, arpa al, kırma buğday al, şey arpa ver, başka bir şey verme. Hastalanmaz, şey olmaz. Soğuk ülke şehirde yaşayanlar. Biz Antalya'da yaşıyoruz. Bizim burada gününe göre soğuk oluyor. Yani soğukta ölen kuşlarım var yani. Misal Evet. dışarıda kalan kuşların çoğu ölüyor. Buranın şeyi çok Ha, bakma nemli rüzgara çok iyi. ayazı olduğu zaman mesela rüzgar sert Ha şimdi esiyor. Antalya mı? Ha Antalya işte. Biz de Afrika'da yaşamışız. Antalya'da yaşıyoruz. Bazı diyor ya Antalya mı soğuk diyor. Ya Antalya işte. Bize göre soğuksa kuşa göre daha çok soğuktur. Aynen Yani öyle. neyse. Yani arpa ver arkadaş. Hiçbir şey vermiyorsa arpa ver. Git pazarda alma. Limonları atarlar satın. Al o limonları. Koy suya. Kes diline koy. Bir başta sarımsak. Her şeyin doğal yöntemi var zaten. Basit yani zaten para da verme. Yok para verme ya. Arpaya verirsin sadece. Böyle Kim? besle yani. İlla buğday vereceğim, illa karışık vereceğim diye verme. Karışığın çoğu da satan aslında en karışığın en şeyi bayat mercimek. Evet, son kullanması geçmişleri şimdi. Adam yani satan adam da gidip taze taze alıp da yapmıyor ki o işi. Aynen. Mesela şöyle örnek vereyim arkadaşlar. Bizim şimdi turizmde olduğumuz için ben 4000 kişilik büyük bir otelde çalışıyorum. Şimdi örnek veriyorum aylık diyoruz ki bir ton mercimek gelsin. Şimdi bir ton mercimek geliyor. Kullanamadığımız zaman malın son kullanma tarihi geçtiği zaman 2 gün bile 3 gün bile geçse onu kullandırtmıyorlar. Mercimek, fasulye bilmem ne. Çağırıyorsun firmayı geri iade ediyorsun. Firma bunu alıp çöpe dökmüyor. Döker mi ya? Dökmüyor. Ne yapıyor bunu? Ya yemciye veriyor ya bir şeye veriyor. Yani el altından bunları satıyorlar. Birilerine bayat yemişe karıştırıyorlar. Ben artık şey alıyorum. Dayı yemi bilinmedik yerlerden almıyorum. Karışığı. Kuşu Ya da ayrı azalttık ya. ayrı. Şimdi bak şimdi sen Kapalı torba. ben Malatya'dayken bizim biraderdi.
kendimizde zahireciler var. Yani bu işi satanlar. Evet. Buğday, pirinç, yemeklik, mesela, ev için yemek, satanlar. Yani, buğbat satanlar. Oradan alıyorduk. Bir çuval oluyordu yani. 5 kilo ondan, 3 kilo bundan, 4 kilo ondan. Taze taze karıştırıyorum. Taze taze karıştır. Ver. Bu durumu olanlar için söyleyeceğim. Durum olmayanlar. Hiç gerek yok. Git arpa ver arkadaş. En bilinen şey. Limon ya. Suyu. Ne onu bir baş sarımsak dilimle at içine. O bir ay bekle onu. Evet, belki gölgede bardak, koyuyorsunuz. Kümesin yanına güneşe bir yere koymayın. Evet. Gölgede dursun. Gölgede dursun. Evet. Bozulmasın. İçine biraz da elma sirkesi ekleyin. Sularına sirke koy. Evet. Yani basit şeylerle uğraşın. Ne için gidip de abi ilaç al, alma demem. Alırsın. Dayı fayda da etmiyor. Faydasın. Beni görün, biliyor. Birine görün, birine görün. Bir sezonda nereden baksan bir aldım mı 6 milyarlık, 7 milyarlığa yakın ilaç alıyorum. Daha ki 15 gün öncesine ya, kadar getirttim işte bir zaten. Bir yerde de 150-200 tane perdeli var. Yarısı öldü. Ne ilaç, dünya kadar ilaç aldı. Onda bir başka hastalık çıkmış. Bunda eskiden hastalık azdı. Bir kursakta, bizim Malatya'da kursakta bir şey olurdu. Ne onun adı? Çiçek gibi bir şey. Ur çıkardı. Şurada ur çıkardı. Şu kırtlakta ur çıkardı. Şişerdi böyle. Onu keser alırdı. Bir de sallabaş olurdu. İşte dönbaş olurdu. Sallabaş da yoktu o zaman. Dönbaş. Ya şimdi arkadaş. Ekoli var. Salmonellası var. Poksu var. Bilmem neyi var. Şunu al, şu ilacı almasam bu ilacı alacağım. Bu ilacı almasam ne olacak? Mecburen 10 tane ilacı alacaksın. 4'lü karması, 5'lü karması. Şimdi ya İlaçtan aslında başka bir şey, bir tane ilaçla kurtulmuyor ki. Kendimiz de sokuyoruz. İlacı da soktun mu, ilacın da ne olduğunu bilmiyorsun. Adam sana satmak ilaç için. İlaç şimdi şöyle, hepsinden insan sağlığıyla ilgili. İnsan sağlığıyla ilgili ilaçlardan bir sisi, iki sisi neyse ona göre alıp karıştırıyorlar. Yani satıyorlar. İnsan hastalığı neyse, hayvandaki hastalık da %90 aynı noktada. Deyip. İyi gelirse iyi gelir yani. İneğe verdiğimiz kontili işte bak kuşlara veriyoruz. Evet. İnekle bunun midesi bir mi? Koca hayvana verdiğim şeyi bunlara veriyorum. Devasa bir hayvan buna bir lokma bir kuş. Midesi şu kadar. Aynen öyle. Vallahi işte arkadaşlar şimdi dediğim gibi önemli olan kuşu hasta etmemek. Ya üşenmeyin. Bir suyun içine lan iki dilim limon at, bir sarımsak at o bile. Ha, suyunuzu da temiz tutun yani. Evet. En başta suda alıyor zaten. Su. Su en şey yani. En başı su yani. Su günlük değiştiremiyorsan bile 3 günde bir değiştir. 10 günde bir de şu sulukları yıkayın. Ha. İçi yosun tutmasın. Pislik günlük, olmasın. Günlük suyunu değiştireceksin arkadaş. Başı erinmeyeceksin. Ha. Madem bu işi yapıyorsun. Ya şöyle düşün. Şimdi bazılarının suluğuna bakıyoruz. Tamam bizde de bazen pis oluyor. Kuşlar üstüne dışkı yaptığı için. Ben kolay kolay suluğun içini yosunlandırmam. Şimdi sen o pis suluktan, yosunlu sudan su içer misin? Lan pislik bu. İçilir mi? Lan küçücük hayvana niye içiriyorsun? Önemli değil. Hayvan olduğu için işte. Hayvan yani gibi baktığın için insan gibi bakacaksın. Evet. Cenab-ı Allah'ın dilsiz kulları. Hayvanlarıma iyi bakın diyor. Aynen öyle arkadaşlar. Ha ben de bak. Ben anlatayım sana. Ben kuşa bir şey yapmamışım. Lan dünya kadar kuş öldürmüşümdür. Kafasını çektim. Hastalığı şey yapamadım, düzeltemedim. Bazen sinir olduğun kuşları ne yapıyorsun? Alıyorsun, yoluyorsun, vuruyorsun, kilitliyorsun. Şimdi ya dayı hastalık. Hastalık kötü bir şey arkadaşlar. Kötü. Ya mesela ben şimdi diğer kanallar yayınlıyor mu yayınlamıyor mu bilmiyorum. Ben şimdi çatıda hasta kuşları da çekiyorum. Normalde ticaretini yaptığım için hasta kuşların hiçbirini göstermemem lazım. İstesem de göstermem de. Ayırırım arkaya. Korkun. Benim kümes sağlıklı. Hiç hasta kuş yok. Kümesin bomba. Böyle yapmasını da bilirim arkadaşlar. Geçen biri mesela resasi çıkarttım iki tane. Senin kuşların hasta değil mi? Niye satıyorsun? Ulan hiç mi tanımadın? Şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Ulan hasta kuş satılır mı? Satan arkadaşlar var tabii canım. Kim var biliyor musun? Kendim aldığımdan biliyorum. Toplu toplu sağdan soldan getiriyordum. Biz de hepimiz alıyoruz. Aynen öyle. O yanlışlara düştüm. Şimdi ben bilerek çekiyorum ki hastayı. Nasıl düzeliyor? Ben ne veriyorum? Nasıl düzeliyor? Şimdi
Ahmet'e gidiyorsun. Şu ilacı kullan. Mehmet'e gidiyorsun. Bunu İlacı kullan. kullan. Ha, Veli'ye gidiyorsun. Bu iyi geliyor diyor. Hiçbirinin de böyle tam bir iyi geldiği yok. Kuş şans eseri. Yaşarsa Yaşarsa yaşıyor. yaşıyor. He, sonra ilaç düzeltti oluyor. İçecek damlası varsa yaşıyor. Aynen. Yoksa giden gidiyor. Aynen öyle. Şimdi ben Yani ölüyü dirilten daha bir hani bu ölüyü dirilten şey var. İlaçlara Ulan ilaçlara dayı onlara salam ne sövüyorum biliyor musun? ilaçlara salam yok da ilaçlar da şimdi bize sallar. Lan bir şey olmaz dayı. Ölüyü dirilten lan nadir Bizim İbabi. Gerçek macera var öyle arkadaşlar. İbabi'yi biliyorsunuz Adanacı'yı. Buradan da ona selam var. İbabi bir ilaç araştırmasına girdi. Bir rahatsız kuş Bir al vardı. yani Ha. Allah'tan adam ilaç çok alır. Ölü dirilten diye bir şey gönderdiler. Ölü Sağlam dirilten kuş öldü. öldü. Sağlam değildi de öldü yani. Yani en azından yaşıyordu. İlacı verdikten sonra İlaç, gitti. zaten ilacı verdikten sonra hızlı ölüm hızlanıyor. Yani köpekte oluyor ya gençlik aşısı dediğimiz Tamam. olay oluyor ya. Aşıyı vurduğun zaman ölüm hızlanıyor. Kuşta da aynı. Bak şey veriyoruz. Ne oynadı? Antibiyotik veriyoruz. Antibiyotik verdikten sonra 2 gün sonra ölüyor. Evet. Belki 3 gün yaşayacak. Belki kurtulacak. Kurtulmuyor be. Valla Antibiyotik verdin gidiyor. Ya antibiyotik insana yaramıyor. Çoğu şeyde. Çünkü insana niye yaramıyor? Vitamin almak zorundasın. Antibiyotiği içtiğin zaman. aynen öyle. Doktorlar şimdi yani şimdi ne oldu? Yasaklandı. Ya şimdi işte kimyasalın şeyi yok. Çık çık boş boş. Faydası yok. Faydası yok. Yapar yapar dayı bu da. Nefeslenecek hayvan. Yoksa bu Sertleştirecek. bizim ilaççı arkadaşlar sallar şimdi. Yani öyle şey tamam satsınlar herkes işine bakıyor. Satan satıyor satın. Ya var bir tane Facebook sayfasından gördüm bir tane dallama ikide bir bana önerip duruyorlar abi şu çok iyi yapıyor bu çok iyi yapıyor diye. Açmış bir tane sayfa millete şunu kullan bunu kullan şimdi baktım komple şeye gitmiş ilaç satımına karıştırıyor satıyor. Şey yöneticiler hariç kimse ilaç tavsiyesi yapmasın kimse konuşamaz bilmem ne diye şimdi isim vereceğim olmayacak. Ulan senin vereceğin ilacın da, satacağın ilacın da, karmanın da diyeceğim. Milletin şeyinden yararlanıyor, faydalanıyor. Saflığından mı? Yok. Çaresizliğinden aslında. Çaresizliğinden. Tabii adamın en sevdiği kuşu... Para almış, paraya vermiş, almış. Yani, ya benim için şu anda hepsi önemli. Herkes için Ha, önemli. mesela ya bazısı şey yapmıyor, fazla üstüne düşmüyor da. Mesela benim bir numaralı milom da hastalansa aynı, on da hastalansa aynı. Ne yapıyorsun? Hastalanınca bu sefer başlıyorsun arayış işine. İlk başta bu sitede kesinlikle ilaç satımı yoktur. Hiç kimse parayla ilaç satamaz. Şimdi sitenin başkanın yöneticileri dahil komple tüccarlığına gitmiş işin. Prof arkadaşlar İlaçta iyi para var ya. inanmayın arkadaşlar. Hiç kimseye inanmayın. Resmi ilaç firmaları bile hemen ismini vereyim örnek veriyorum Tyson çok büyük bir firma Mike Tyson'ı biliyorsunuz boksör Maşallah. firmanın sahibi o adamın ürettiği ilaçlar bile festivalde de geçen çekmiştim buna iyi geliyor şuna iyi geliyor diye şimdi diyorlar ki salla başa şu iyi geliyor tuttum 3 kutu 4 kutu alıyorum veriyorum veriyorum düzelmiyor veriyorum veriyorum düzelmiyor ki yazmış adam zaten %40 ihtimal diye %50 vermiyor %40 veriyor. Ama İhtimal. ha üzerine yazmışlar. İlacın fiyatına bakıyorum bir kutusu 100 lira örnek veriyorum. Dünya para gidiyor. Sessiz olun. Her özellikle bu merdiven altı üretenler var. Böyle sarı sarı ufak ufak şişelerde satıyorlar. Dikkat edin onlara. Ben zaten iyi geldiği zaman size YouTube'dan söylüyorum. Bak şunu kullandım düzeldi. Zaten görüyorsunuz düzelmiyorsa bir boğa yaramamış yani ilaç. Yok ilaç şey lan sen bir de bağışıklık sistemini bozuyor. Evet. Sürekli aşı vurmak zorundasın. Yani bir defa bir vurdun mu bir daha devamı geliyor. Onun Evet, devamını özellikle getirmen o lazım. dörtlü karmalar. Lan dayı ben bir tane Miro aldım. İşte ben de Anne baba aşılı. Çıkan yavru ölüyor. Çıkan yavru ölüyor. Çıkan yavru ölüyor. Ulan dedim ne oluyor? Dedim bunun şeyinde bir problem var herhalde. Bakmasında. Farklı anne babaya baktırıyorum. Gene ölüyor. Basmışlar aşıyı. Şimdi şeye geçiriyor. Yumurtaya geçiriyor. Hastalık. Aşı da hastalık zaten arkadaşlar. De, vursam bir dert, vurmasam bir dert. Hiç vurmadıysanız hiç bulaştırmayın.